İsim neydi? Burak ben. Burak, okuyor muyuz? Okuyorum, evet. Nerede? Osman Gazi'de. Hangi bölüm? Hemşireyim ben. Kerem. Tayfun. Okuyor muyuz? Evet. Nerede? Salih Seki Anadolu Lisesi. Savaş Kubaşı Anadolu. Engin abi. Ömer. Ömer. Okuyor, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Talha. Talha. Eskişehirli miyiz? Evet, Eskişehirli. Okuyorsun, çalışıyorsun. Evet. Okuyor musun? Okuyorum. Hem okuyorum, çalışıyor mu? Çalışmıyorum, okuyorum. Hangi okulda? Kayseri'deyim, Erciyes Üniversitesi. Buraya gezmeye, yok memleketim. Buralıyım, gezmeye. Aynen. Çok güzel. Şimdi ben sana kısa bir ikilemli bir şey soracağım. Mesela şu an yaşayan, dünya üzerinde en sevdiğin insan kim? Yaşayan. Annemiz, değil mi? Babamız. Hayatta mı anne? Evet. En çok annemi seviyorum. Değil mi? Ailem benim. Aile, değil mi? En çok sevgi beslediğin insan kim? Ailem. Annemiz, anne, babamız. Annemiz. Peki şöyle bir şey tahayyül edeceğiz kısa. Eve gitmişsiniz bugün, kapıyı açtın. Biri silahla annenizi vurdu. Allah göstermesin, değil mi? Ona şahit oldum. Ve vuran kişi kaçtı gitti. Polisler geldi, sen işte mahkemeye çıktın. Sana diyor ki hakim, deliliniz var mı? Sen o mahkemeye çıkmadan önce işi gücü bırakıp, okulu, DSE'yi falan filanı bırakıp sadece delil ararsın. Sizin en büyük gayeniz ne olur? Annemi kim öldürdü? Bunu ben kanıtlayayım olur, değil mi? Peki bu durumda biz ne yaparız? Elimizden geldiği kadar deliller buluruz, değil mi? Aynen. Çünkü mahkemeye çıktığımız hakim diyecek ki, anlat bakalım neden annen onların vurduğunu iddia ediyorsun? Diyeceksin ki hakim, ben şöyle delilim var, böyle delilim var. Şu an senin için en büyük dava o silahla vuran kişiyi yakalatmak olur, değil mi? Anneni çok sevdiğinden, ona karşı asli evlatlık görevini göstermek istediğinden, hem ona önem verdiğinden ne yaparsın? Evdeki delilleri toplarsın, o adamı araştırırsın ve mahkemeye çıkıp delillerini sunarsın, değil mi? Evet. Eğer sen de sen ki kardeşim vurdular ya bana ne? Bassan gitsen işine gücüne Ankara'ya gezmeye. Bu neyi gösterir? Annene önem vermediğini, sevmediğini. Yani işgüzarlık yapmış olur. Yani. Evet. Peki biz İslam'ın ilk şartında kelime işaret ediyoruz ki, ya Rabbi sen varsın ve teksin. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin kulun ve elçindir. Ben bu mikrofonu sana bir ateist olarak uzatsaydım, deseydim ki kardeşim Allah diye bir yaratıcı yok, delilin var mı? Sen bana delil olarak ne sunardın? Yani evet, haklısınız. Değil mi? Herhangi bir şey yok, evet. Heh. Mesela anneye karşı işgüzarlık dedin. Aynı şekilde bunu Allah'a karşı sorarsak onu sevmediğimizi veya önem vermediğimizi gösterir, değil mi? Önem vermediğimizi gösterir, değil mi? Delil söyle bana, de ki kardeşim Allah vardır şundan dolayı. Yani şimdi öyle düşünürsek olmaz da hani. Şey diyor o zaman bana, annem için işi gücü bırakıp delil dava ararken bir ateist Allah'ı inkar ediyor ama hiçbir delilim yok. O zaman biz Allah'a karşı lakayt kaldık, değil mi? Ve ona karşı sevdiğimiz samimiyetsiz. Evet. Değil mi? Peki bir ateist olarak bu mikrofonu ben size uzatsaydım ve deseydim ki kardeşim Allah yoktur, bir deliliniz var mı? Yok. Yok. Eğer Müslümansan bir delilin var mı? Şimdi biraz zor bir soru oldu. Ne derdin? Yani en büyük delil kainattır zaten. Kainata bakın diyor zaten kendisi de. Şöyle bir kainata bakması lazım, güneş sistemine. Öyle. Ondan peki, sonra doğaya. Ateistlerin sence kainatı görmüyorlar mı veya sistemi anlamıyorlar mı? Neden ateistler? Yani bizim sence ateistlere yetecek bir delilimiz var mı? Şahsi olarak. Yani ne bileyim şimdi. Ben sana delil hemen sunayım abi. Şimdi bu ağacın bu seviyeye gelmesi için ne lazım? Toprak lazım, güneş lazım, su lazım, değil mi? Bunların hepsi bir araya geliyor ve bir ağaç oluşuyor. Bundan sonra elma, portakal vesaire şeyler ve bunlar da renk renk, çeşit çeşit, tatları farklı. Ve Allah şöyle yaratmış portakalı. Diyor ki bu elma gibi yenmez. Dilim dilim, değil mi? Hepsini zaten mantık. Yani abi bakarsan zaten her şeyi görürsün burada. Elhamdülillah, mesela dersin ki bu ağacın birazcık daha hani içeriğini açarız. Bu ağacın mesela içindeki tohumda veya toprakta akıl, şuur, irade ve kudret yok, değil mi? Ya bunu nasıl akıl, şuur olmayan akıl ve canlı bir yaratabilir? Yaratamaz. Demek ki bunu Allah yarattı. Arkasından sonsuz ilim ve kudret sahibi bir zat oldu, belli oluyor. Böyle bir delille ateizmi inşallah çürütürüz. Mesela İnanmayan bir insana istediğini yok, onu demiyorum. Hidayet Allah'tandır. Kalp Allah'ın elinde. Ebu Cehil iman etmedi, müşrikti. Efendimiz yanlış mı anlattı ona? Hayır. Allah'ın nasip etmedi ona. Orası ayrı bir konu. Ama ben size sınıflarımızda, arkadaşlarımız arasında deistler oluyor bazen. Bu sorulara, bu çocuk kardeşlerimizin sorularına cevap veremiyoruz. Peki onların sorularına cevap verip aslında biz de o sorunun cevabını bilmiyor muyuz? Eğer biz şahitlik ettiğimiz İslam davasında, şahitlik ettiğimiz Allah'ın davasında şahitliğimizde ciddi değilsek, samimi değilsek bunun hesabı bize sorulacak. Değil mi? Şu an burada oturuyoruz, elhamdülillah hava güzel. Peki biz niye yaratıldık? Asıl gayemiz ne? Bunları düşündük mü? Aynen o biri en sevdiğimize zarar verdiğinde nasıl onu korumak için biz delil buluyorsak, bir ateist gelip bize dediğinde kardeşim Allah yoktur. Sen ne diyorsun ki? Ya Rabbi bak ben sana söz verdim ama şu an bu ateiste senin olduğunu delil edemiyorum. Ya ben sözümde, şahitliğimde yalancıyım ya da sana önem vermiyorum. Yani bu kadar genişlikteki, sonsuzluktaki bir evren rastgele bence olmuş olamaz. Değil mi? Mümkün değil yani.
böyle bir delil sunarsın. Peki gerçekten ateist olsam bu delille ikna olur muydum? Olacağını zannetmiyorum. Olacağını zannetmiyorum. Yani şöyle diyelim. Bizim kendi inandığımız davada Allah'ı bir ateiste kadar izah edebilecek bir ilmimiz yok. Ve bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani bir önceki örnekle izah etmek isteyeceğim. Annemiz öldü ve biz bu dava için delil toplamıyoruz. Ya kardeşim kime ne, bana öldürdü söylüyorsun, bana ne veya desen. Bu anneni sevmediğin ve önem vermediğin anlamına gelir değil mi? Çünkü bana ne dersin bir davasından da ne kanıtlayacağım. Yani hiç delil de toplamazsın ama tek şahit desen. Doğru. Peki Allah'a şahitlik ediyorsak ve Allah'ı inkar edenlere Allah'ı ispat edecek bir delilimiz yoksa bu ona karşı de söz verdik kelime-i şehadette. Buna karşı sevgimizin veya ona önemin az olduğuna delil değil mi zaten? Yani bir nevi öyle gözüküyor. Doğru. Yani bizim için en yani neden yaratıldık? Ne için bu dünyadayız? Bunları araştırmak için geldik değil mi? Mesela Osman Gazi'ye gelip hemşirelik okumanda bir gaye vardı. Yani tabii. Bir uğraş yaptın, işte girdin üniversitesine, kazandın, şu an okuyorsun. Bir gayen var. Para kazanacaksın, ileride evleneceksin. Bir gaye. Peki bütün kainatta bir gaye varken kainatın yaratılma gayesi olan insan gayesi olabilir mi? Mümkün değil tabii. Değil. Bir gaye uğruna yaratıldık ve ben gayemizi söyleyeyim. Allah'ı tanımak ve Allah'ı tanımayanlara Allah'ı tanıtabilmek. Peygamber Efendimiz'in en büyük görevi buydu. O yüzden bir deist, bir ateist üniversitede ben çok karşılaşıyorum. Ben de Osman Gazi istatistik okuyorum. Belki sen de karşılaşıyorsun. Bir ateist geldiğinde yok kardeşim ben konuşmayayım, alakam yok demek yerine davamızı en layıkıyla doğruyla ispat etmemiz lazım değil mi ona? Doğru tabii. Doğru olan buysa inşallah bugün söz verelim. Allah'ı ilk önce kendimize sonra insanlara aktarabilecek bir ilimle öğrenelim. Tamam. İnşallah. İnşallah. Gerçekten işimiz yani yaratılma gayemiz bu yüzden yaratıldık biz. Evet. Yaşayacağız, yemek yiyeceğiz, evleneceğiz, çalışacağız ama yaratılma gayeniz bu değil. Ona göre yaşayalım, tamam? O zaman ne yapacağız? Bizim bir ateisten deiste ispat edebilecek ve izah edebilecek bir inancımız olması lazım. Aynen öyle. Bu da nasıl olur? İlim ve araştırmayla, değil mi? Buradan söylemek istediğim şey var mı YouTube kanalımıza? Yok, sağ olun. Hani, katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Hani böyle bir şey yaptığınız için de hani gerçekten hani biraz böyle gururlandım en azından. Hani Allah razı olsun. Hani doğru bir şey yapıyorsun.